Ünlü şef Somer Sivrioğlu bu kez yarışma programı ya da birbirinden lezzetli yemekleriyle değil, bir ihmal iddiasıyla gündemde. Bir yıl önce ünlü şefin restoranının istinat duvarı çökmüş, Ürdünlü bir diplomat hayatını kaybetmişti. Somer şefin de yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Ünlü şef için 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Benim de kariyerimde dönüm noktası olan olaylardan yine bir tanesi oldu. Bir bomba patlar gibi bir ses oldu yani. İstinat duvarı bir anda büyük gürültüyle çökmüş, altında kalan Ürdünlü diplomat hayatını kaybetmişti. İstinat duvarı çöken o restoran ünlü şef Somer Sivrioğlu'na aitti. Somer şef hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Biz senin şefiniz. Bize durmadan malzeme soruyorsun. Bir yıl önceydi. Beşiktaş'ta Somer Şef'in 3 ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü. Kaldırımda yürüyen 2 kişi duvarın altında kaldı. Biri Ürdünlü eski diplomattı. Diplomat duvarın altında can verdi. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef birisi zaten olay yerinde can vermişti. Somer Şef ve beraberindeki 6 kişi hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan dava açıldı. İddianamede de gerekli onarımlar yapılmadan işletmenin açıldığı belirtildi. O duvarı da yıllardır biliyorum. Çok eskiden beri belki 30 senelik, 40 senelik bir duvar. Bir çatlaklar olmuş olabilir. Onu görenler bir tedbir almalıydı. Somer Şef hakkında istenen ceza 22,5 yıla kadar hapis. Mahkeme Somer Sivrioğlu'nun bir sonraki duruşmada hazır olmasını istedi. Duruşma da ertelendi. Tamam. Evet. Alışılır. Şebnem Şarvazlar çoğu erkeğin yapamadığı bir işi yapıyor. Denizaltı kaynakçısı, namı da denizlerin işçi kızı ama bu kez yetenekleriyle değil eşiyle yaptığı tartışmayla gündemde. Çünkü eşi genç kadının evinde beslediği iki can dostunu öldürmekle tehdit etti. Şarvazlar soluğu karakolda aldı. Polislerle birlikte evcil hayvanlarını kurtarmak için eve koştu ama polisler o koşunun sonunda dondu kaldı. Çünkü kedi, köpek, hadi bilemediniz kuş kurtaracaklarını sanıyorlardı ama o can dostları can alan türden çıktı. Dev piton yılanı, örümceklerin en büyüklerinden tarantula. Karı koca tartıştı, evden vahşi doğanın en acımasız iki türü çıktı. Olay İstanbul'da yaşandı. Türkiye'de pek çok kişinin denizlerin işçi kızı olarak tanıdığı Şebnem Şarvazlar'la eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. İddiaya göre eşi Şarvazlar'ı evdeki hayvanları üzerinden tehdit etti. Eşiyle telefonda tartıştı. Eşi ona evde bulunan hayvanları sokağa salacağını, hatta öldüreceğini söyledi. O soluğu karakolda aldı. Genç kadın eşinden şikayetçi oldu ama evde bulunan hayvanların kurtarılması gerektiğini söyledi. Polis adrese gitti. Evde 3 piton ve 4 tarantula ile karşılaştı. Pitonların her biri yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaydı. Tarantulaların da zehirli olduğu tespit edildi. Şebnem Sarvazar ünlü bir dalgıçtı. Eşiyle yaşamış olduğu o tartışmadan egzotik hayvan beslediği ortaya çıkmıştı. Devreye kaçakçılık polisi girdi. İşte o hayvanları beslediği için hakkında ceza işlemi uygulandı. Hayvanlar Doğa Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildi.